Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Decathlon'dan aldığım kondisyon bisikletinin kutu açılışını yapacağız. Sonrasında da kurulumunu yapacağız. İlk kez böyle bir cihaz alıyorum. Ben de ilk kez kuracağım ama sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım arkadaşlar nasıl kurulduğunu. Evde spor yapmak isteyen arkadaşlar için gayet başarılı bir cihaz, kondisyon bisikleti düşünen arkadaşlar için bakalım kutudan neler çıkacak kurulumunu nasıl yapacağız? Sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bu ürünü şu anda alma sebebim ise indirim yakaladım. Decathlon internet sitesi üzerinden 850 liraya aldım arkadaşlar. Kutumuz geldi. Şimdi hep beraber açacağız. Daha önceki fiyatını soracak olursanız 1300-1400 lira arasında bir fiyatı vardı. Şimdi hep beraber kutumuzu açalım. Bakalım. adım adım kutuyu açtıkça bu şekilde göstermeye çalışacağım. Kutuyu ilk açtığımızda karşımızda böyle bir görüntü oluyor. Şimdi hep beraber içini boşaltalım. Evet arkadaşlar, kutu içeriğimiz bu şekilde. Kutumuzu açtık ve boşalttık. Gördüğünüz gibi bisikletimiz ve monte etmemiz gereken parçaları burada arkadaşlar. Bize kutunun içinde gerekli her şey gelmiş poşette de aparatlarımız, vidalarımız tarzında kullanabileceğimiz her şey mevcut. Şöyle uzaktan bir gösterecek olursak kutumuzun içeriği bu kadar arkadaşlar. Şimdi kullanma kılavuzundan bakalım nasıl kurulumunu yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi jilatinlerin hepsini söktük ve ne var ne yok bir çıkardık. Kurulum için gerekli olan her şey kutunun içinden çıkıyor. Burada pedallarımız var. Hatta pil dahi kutunun içinden çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize gereken her şey şu an masanın üstünde. Şimdi kullanma kılavuzuna bakarak kurulum işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar kılavuz Türkçe olmasa da rakamlarla ve görsellerle bizlere ne yapmamız gerektiğini anlatmış. Hemen cihazımızı tanıyacak olursak gördüğünüz gibi gösterge bir numara 2 numara tutunma yerlerimiz, 3 numara pedal kısımları ve 4 numara ayak kısımları olmak üzere bunları montalayacağız arkadaşlar. Başlangıçta gördüğünüz gibi uzun vidaları ve küçük vidaları bizlere göstermiş ve alyan ve torna setini bizlere göstermiş. İlk olarak ayaklardan başlıyormuşuz. Ön ve arka ayağı bu şekilde ayırabilirsiniz. Ön ayak tırtırlı, arka ayak köşegenli olarak biz ilk ön ayaktan başlayalım arkadaşlar. Uzun vidalarla gördüğümüz şekilde hemen montalamasını yapıp sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi başlarken öncelikle gerekenleri elimize aldık. Şimdi sizlere neyin ne işe yaradığını göstereceğim. Resimde de gördüğünüz gibi A ve B olmak üzere İki çeşit vidamız var. Hemen A vidasını sizlere yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi zaten her şey hazır. Kendi içinde. Bize de şekilde gösterdiği gibi. Peki biz bu vidaları nasıl sıkacağız? Gördüğünüz gibi arka kısmı boş. Ön kısmı somunlu diye hitap ediyorum ben. Tam bilmiyorum. Bu gördüğümüz alet hem tornavida hem de birden fazla işlevi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıkma işlemini bu aletle yapacağız arkadaşlar. Burada da bir alyanımız var. Şimdi hep beraber kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak arka ayağımızı yapıyoruz. Deliklerini denk getirdik ve ayağa oturtturduk. Unutmayalım arka ayak köşegenli olan ayak. Tırtırlı olan değil. Sonrasında vidamızı taktık. Somunları taktık. Sol ayağı da yaparak sizlere göstereceğim. Delikten vidamızı geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu taraftan çıktı. Elimizde bir tane oval somun var. Bunu tam böyle üstüne oturacak oval gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında elimizde şöyle değişik bir somun var. Ayrık olan. Gösterebiliyor muyum tamam bilmiyorum ama. Onu da taktık ve bu şekilde geçirdik. Hemen bu cihaza sıkacağımızı söylemiştim. Oraya uyan bir tanesinde bir tanesi vardır zaten bu ikisi büyük arkadaşlar. Şu üst kısmı ile bu şekilde sıkmaya başlıyoruz. İki tarafı da sıkacağız. Videoyu uzatmamak için bu kısımlarını atlıyorum. Ve sıkma işlemini bitirdik. Gördüğünüz gibi çentikli olan somunlarımız birbirine geçti sıktıkça son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki adımımıza geçelim. Aynısını ön ayak içinde yaptık. Unutmayalım. Ön ayak tırtırlı olan ayağımız. Gördüğünüz gibi somunlarımız çentikli duruyor. Sıktıkça birbirine geçip şekil alacak arkadaşlar. Bu şekilde sıkıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bitecektir. Gitgide birbirine geçti. Ve artık gördüğünüz gibi sıkıldı. Bu ayağı da aynı işlemi yaptıktan sonra ayakların kurulum işlemini bitirmiş oluyoruz. 2 numaralı işlemde de diğer ayağı takmayı söylemiş ama biz zaten yaptık. Şimdi 3 numaralı işlem bu biraz önemli bir işlem arkadaşlar. Biraz da zor. Bizden ilk başta ürünün çevirme kısmının 8'de olmasını istiyor. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi zaten 8'de. Ok 8'i gösteriyor. Geldiğinde 8'deydi. Sonrasında uç kısmını makine kısmına geçirmemizi istiyor. Burada gördüğünüz bu kısmı şu şekilde buraya geçiriyoruz. Sonrasında yerine oturturduktan sonra çevirme kolunu 1'e getirmemizi sonrasında bu aradaki plastik parçasını çıkarıp çöpe atmamızı istiyor. Bu şekilde işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Yapacağım. Yaparken elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Buranın üstünden de gösterecek olursak gördüğünüz gibi o ucu buraya takmamızı, sonra yerleştirmemizi istiyor. Sonra alt kısımda gördüğünüz gibi şu plastiği çıkarıp çöpe atmamızı istiyor. Bu buraya bağlı bir şekilde geliyor. İşlem bitene kadar çözmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu bayağı bir uzun aşağı düşerse nasıl geri çekeriz hiç bilmiyorum. O yüzden garantiye alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce şu kırmızıyı bu yukarıdan aşağı doğru soktum ve gördüğünüz gibi ucundaki parçayı buraya geçirdim. Bu işlem bu kadar. Sonrasında 8'den 1'e çevirmemizi istiyor. Takarken hem kameramanım yok hem tek başımayım. Bu yüzden dolayı o kısmı gösteremedim, tutamadım bile. Omuzumun arasına sıkıştırdım. Ama sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Önce bunu yukarıdan aşağı doğru soktum. Sonra bunu elimle uzatıp buraya geçirdim. Bu da çekeceğimiz plastik parçasının kısmı. Burada da bir soketimiz var. Aynı şekilde bir girişi de içinde var. İkisini sanırsam birbirine bağlayacağız. Şimdi diğer işleme geçelim. Evet arkadaşlar, bu kısmı 8'den 1 numaraya tekrar çevirdik ve buradaki teli gerdirdi ve bu parça artık neredeyse boşluğa çıktı diyebiliriz. Netliğini kaybetti. Gördüğünüz gibi şu an sağa sola çok rahat oynuyor ve bunu şu şekilde çekerek çıkarıp çöpe atmamızı söylüyordu. Bu işlemi de yaptık. Evet arkadaşlar, bu soketi de bu şekilde birbirine geçirdik, çıt etti ve sonrasında bu boruyu bu şekilde yerine geçiriyoruz vidalama işlemi için hep beraber gidip kullanma kılavuzunu inceleyelim. Evet arkadaşlar kurulumun 3. aşamasını bitirdik. Teli birbirine geçirdik. Sonra soketi birbirine geçirdik ve boruyu gördüğünüz gibi geçirdik. 4. aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. 4. aşamada ise gördüğünüz gibi boruyu vidalamamız gerekiyor. Ama somunla değil alyanla sıkmamız gerekiyor. Çevirme işlemi yapmayın diye bize burada uyarıyı vermiş. Peki kısa vida ve iki tane Somuna ve bir tane Alyana ihtiyacımız var. Birden fazla kısa Bida'mız var. Şekilde gördüğünüz gibi dört yerden bu şekilde montalama işlemini hep beraber yapalım. Bir diğer önemli olan şey de arkadaşlar bakın burada bize sabitleyip vidaları takın ama sıkma işlemini yapmayın diyor. Yani bu işlemi kullanma kılavuzuna baktığımız zaman kurulum bittikten sonra en son 11. adımda bizlerden istiyor bize. O zaman uygulayacağız. Şimdi sabitleyip sadece vidaları deliğe geçirelim. Evet arkadaşlar boruyu geçirdik. Deliklerini denk getirdikten sonra elimizde birkaç tur çevirerek bu şekilde bırakıyoruz. Sonrasında sıkma işlemini en son aşamada hep beraber yapacağız. Dördüncü adımı da artık bitirdik. Şimdi hep beraber 5. adıma gelelim tutunma yerini şekildeki gibi boruya yakınlaştırıp iki tane kısa vida ve somunlarla aynı şekilde al yanına sıkarak monta etmemiz gerekiyor. Zaten bu vidaları daha önce kullandık. Çok basit bir şekilde hemen işleme geçelim. Evet arkadaşlar deliklerimiz denk gelecek şekilde yerleştirdik. Sonrasında ilk olarak vidaya çentikli somunu sonra oval somunu yerleştirip vidaları deliklere yerleştirip elimizde bir tur döndürüp sabitledik. Şimdi alyan ile sıkacağız. Bu bahsettiğim işlem de bakın buradaki somunun buraya kalkık durması arkadaşlar. Bunun böyle durmaması için bu somunu boruyla aynı şekilde getirerek şu şekilde göstereyim. Tam oturur hale getiriyoruz. Şimdi alyanla sıkalım hep beraber. Ve sıkma işlemimiz de bitti. Son görünümü bu hale geldi. Şimdi klanma kılavuzuna giderek bir sonraki adımı uygulayalım hep beraber. Altıncı adımda gördüğünüz gibi göstergemize iki adet pilimizi takıyoruz. Sonra yedinci adımda inceleyecek olursak öncelikle soketi birbirine geçiriyoruz. Adeta kulaklık takar gibi düşünün telefonunuza. Sonrasında arkadaki kısmı oturtup yukarıdan aşağı doğru geçireceğiz arkadaşlar. Hemen inceleyecek olursak da ürünümüz burada. Bu şekilde buraya geçirdikten sonra yukarıdan aşağıya doğru geçireceğiz. Burası tutacak, oturmuş olacak arkadaşlar. Zaten kutumuzdan pil de çıkmıştı. Hadi hep beraber uygulayalım. Evet arkadaşlar pilimizi taktık. Cihazımız çalıştı. Soketimiz zaten burada hazır. Bağlı aşağıya düşmesin diye taktık. Şimdi arka tarafa geçip nasıl geçtiğini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi denk getirdik aşağıya doğru çektik. Sonrasında yavaşta tuturduk ve çıt sesi geldi çıkarmak için buradaki butonu kullanmamız yeterli olacak ve cihazımızı yerleştirdik. Son yaptığımız işlemle birlikte bu görüntüyü elde ettik. Artık neredeyse cihazımızı kurduk diyebiliriz. Son birkaç işlem kaldı. Onu da hep beraber yapalım. Sıradaki işlem için kullanma kılavuzuna dönelim. Bir sonraki işlemimiz olan 8 numaralı işleme geçiyoruz. Pedallarımızın üzerinde L ve R harfleri var. Bunlar ne anlama geliyor? Left ve right demek. Left sol, right sağ demek. Pedallarımızın üzerinde bakacak olursak monta ederken vidaları çevirme yönlerimiz farklı. Zaten bisikletin üstünde de harf halinde belirtmiş. Yanlış yere takmamamız için çevirme işlemini de yine bu cihazın büyük kısmıyla yapacağız şimdi. Hep beraber bisikletimize geçelim. Evet arkadaşlar, bisikletimizin sağ tarafına geldik. R harfini görüyorsunuz. Hemen right yazan pedalı elimize aldık. Çevirme yönünün soldan sağ, saat yönünde olduğunu söylüyor. Çevirme işlemini de bu cihazımızın sol tarafında kalan yuvarlak kısmıyla yapacağız. Sizlere gösterecek olursak şu şekilde geçiriyoruz ve çevirmeye başlıyoruz saat yönünde buraya taktıktan sonra şimdi hep beraber işlemimizi yapalım. Evet arkadaşlar elimizde de ilk birkaç turu döndürebiliyoruz. Gayet hafif. Sonrasında zorlanmaya başladığımızda cihazımızdan yardım alacağız bu şekilde. Saat yönünde soldan sağa çevirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamıyla sıkana kadar bu işlemleri videoyu uzatmamak için atlıyorum. Bu şekilde sıkılaştırana kadar devam edelim. Sonra bir sonraki pedalımıza geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sıkma işlemi bitti ve pedalımız artık kullanılabilir hale geldi arkadaşlar. Hemen bir sonraki pedalımıza geçelim. Evet arkadaşlar L harfi yani sol tarafa left yazan yere geçtik ve L yazan pedalı elimize aldık. Burada da sağdan sola doğru yani saat yönünün tersine doğru Hemen böyle oturturduk. Elimizde bu tarafa doğru birkaç tur döndürebiliyoruz demiştim. Bu şekilde döndürüyoruz ve diş geçtikten sonra cihazımızdan yardım alarak sıkma işlemine devam edeceğiz. Neredeyse tamamını aldı bu sefer rahatlıkla hemen takıp sıkma işlemini gerçekleştirdik ve bu pedalın da montalama işlemini bitirdik. Şimdi hep beraber klonma kılavuzuna gidelim ve bir sonraki adımımız neymiş öğrenelim. Evet arkadaşlar artık son adıma doğru geliyoruz. Koltuğumuzu boru ile montalamamızı istiyor. Öncelikle koltukta gördüğünüz gibi sonunlarımız hazır. Bu şekilde hemen sökerek elle çok rahat çıkarabiliyoruz. Sonrasında vida ve somunlarımızı çıkarıp şu şekilde elimize alıyoruz. Boruyu oturturduktan sonra bunları yine hep beraber sıkacağız. Somunları ve vidalarımızı çıkardık artık hemen boruyu şu şekilde getirip böyle oturturacağız arkadaşlar. Sonrasında buralara somunları ve vidaları takarak sıkma işlemini yapıyoruz hep beraber. Evet arkadaşlar önce somunları sonra vidaları geçirdik ve bu aletimizin Üstteki en küçük kısmı ile sıkma işlemine başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde sıkıyoruz. Ben bu kısmı video uzatmamak için atlıyorum. Evet arkadaşlar sıkma işlemini bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi koltuğumuzu şöyle bir yatıralım. Kullanma kılavuzuna geri dönecek olursak geriye çekerek sola doğru sıkmamız gerektiğini söylüyor. Burada koltukta gördüğünüz gibi boy delikleri var. Geriye çekip içine soktuktan sonra sıkıştırabiliyorsunuz. Zaten spor salonuna gittiyseniz daha önce aynı oradaki cihazlar gibi. Şimdi hep beraber işimizi yapalım. Evet arkadaşlar sola doğru çevirdikçe bu buraya doğru gelecek. Sonrasında bunu geriye çektiğinizde deliği oturtturduktan sonra bu şekilde sıkabilirsiniz. Tekrar sıktıkça içine girip sabitlendiğini göreceksiniz. Ve artık koltuğumuzu da montaladık. Şimdi son adımımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 11. ve son adımdayız. Artık kurulumu bitiriyoruz. İlk başta şu ön kısımdaki olan sıkmayın dediğim vidaları sıkarak bitireceğiz. Şimdi işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde alyan ile soldan sağa doğru çevirerek hepsini sabitledik. Yani sıkma işlemini bitirdik. Bir kutu açılış videosunun daha sonuna geldik. An itibariyle montajımız bitti. Sağ alttaki butonu kullanarak kanalıma abone olabilir, bana destek verebilirsiniz. Destek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bir başka kutu açılış videosunda görüşmek üzere diyorum. Kanalımdaki diğer videoları göreceksiniz.